Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün trileçe yapacağım ve tek krema kullanacağım. Bir tane krema alacaksınız ve evdeki malzemelerle çok güzel bir trileçe yapmış olacaksınız. Malzemelerim hazır, hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle şunu belirteyim, ben trileçeyi iki tane pandispanya ile yapıyorum. Beni takip edenler belki biliyordur, daha önce Instagram hesabımda da tarifini vermiştim. Farklı bir pandispanya ile yapmıştım. Bu sefer de diğer nişastalı pandispanyamla yapıyorum. İkisiyle de yapıyorum. İkisinin arasında çok fazla bir fark yok ama nişastalı olan bana göre daha güzel oluyor. Şu an nişastalı olanı yapıyorum. Evet, öncelikle 4 tane oda sıcaklığında beklemiş ılımış yumurtam var. Onların sarılarını ve aklarını ayrı ayrı kaplara alıyorum. Yumurta aklarına 1 fiske tuz ekliyorum ve köpük haline gelinceye kadar yaklaşık 5 dakika mikserle çırpıyorum. Pandispanya yaparken yumurta sarılarını ve aklarını ayırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sarılarının aklarına bir damla bile karışmaması. Aklarını çırparken içinde sarısı olursa istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Buna dikkat edelim. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Evet, yumurta aklarım köpük köpük oldu ve katılaşmaya başladı. Dediğim gibi mikserle yüksek devirde 5 dakika çırpıyorum. Ters çevirdiğim zaman yumurta aklarının yere düşmemesi gerekiyor. Yani o katılıklı olması gerekiyor. Evet, şimdi bakıyorum, gördüğünüz gibi tamamen köpük kıvamında. İstediğim kıvama geldi. Şimdi yumurta sarılarına geçiyorum. 4 tane yumurta sarım var. İçine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve yumurta sarılarının rengi açılıncaya kadar biraz çırpacağım. Bu arada pandispanyanın çekimini akşam yapıyorum. Ertesi günü hazırladığım için bir gece dolapta bekleteceğim çünkü. Karamelini de sabahtan hazırlayıp dökeceğim. Akşam çekimleri biraz sıkıcı oluyor, karanlık oluyor biliyorum. Ama mümkün olduğunca detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi yumurta sarılarının rengi şekerle birlikte biraz açıldı gördüğünüz gibi. Yarım su bardağı sıcağa yakın suyum var. Ilık değil, yani sıcağa yakın su. Böyle çok kaynar da değil. İçine yarım çay bardağı, su bardağı mı dedim az önce? Yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum mikserle. Evet, çay bardağıyla suyu ekledikten sonra 2-3 dakika çırptım yaklaşık olarak. Şimdi unu, vanilyayı, kabartma tozunu ve nişastayı ekleyeceğim. Bir eleme aparatım var. Bunun içerisine ekleyeceğim. Eleyerek daha sonra mikserle çırpacağım. Kullandığım bu bütün malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama kısmına ekledim. Oradan da ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Mikserle bu şekilde biraz karıştırıyorum. Şimdi 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Nişasta mısır ya da buğday nişastası fark etmez. Ben mısır nişastası ekledim bu sefer. Buğday da ekliyorum. Hiçbir farkı olmuyor. İkisinden de hangisi varsa kullanabilirsiniz. Nişastayı da mikserle karıştırdıktan sonra artık mikserle işim bitiyor. Mikserle karıştırmayacağım geri kalanını. Yumurta aklarını ekliyorum son olarak. Yumurta aklarını spatula ile karıştıracağım. Mikser kullanmıyorum. Bu şekilde azar azar içine ekliyorum ve alttan üste doğru iyice yediriyorum. Hepsini birden eklemeyelim. Azar azar ekleyelim dediğim gibi. Pandispanya hamurum hazır gördüğünüz gibi. Kullanacağım tepsi borcam tepsisi. Kare tepsi kullandım ben. İsterseniz dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Ya da yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Kullanacağım kare tepsinin tabanına göre bir tane yağlı kağıt kestim ve yerleştirdim. Şimdi üzerine pandispanya hamurumu ekliyorum. Ve eşit şekilde spatula yardımıyla yayıyorum. Tepsiye döktüğümüz hamurun içindeki hava kabarcıklarının gitmesi için
tezgaha birkaç kez vurabilirsiniz. Ya da kürdan yardımıyla bu şekilde birkaç kez çizikler atabilirsiniz. Bu hava kabarcıklarının içinden çıkmasını ve pandispanyanın eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Ben ikisini de yaptım. Tezgaha tepsiyi vururken kırmayalım tabii. Un harcı atıyormuşuz tepsi üstüne. Çat. Artık komple kökten çözüm yani. Evet, hazır olan pandispanya hamurumuzu fırına gönderiyoruz. 160 dereceye ayarlıyoruz. 160 derecede yaklaşık 40-45 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Bu fırınınıza göre değişebilir. O yüzden kontrollü pişirin. Pandispanya pişerken şimdi kremalı sosunu hazırlıyorum ben. Dediğim gibi tek krema kullanacağım demiştim. Tek kremayı sadece bu sosunda kullanıyorum. Yani sütlü sosunda kullanıyorum. 4 su bardağı sütü bir tencereye alıyorum. Üzerine 1 paket yani 200 ml sıvı kremayı ekliyorum. Ocağı aldıktan sonra sadece ısıtacağım. Kaynatmayacağım. Isıtacağım ve içine eklediğim kremanın, bir de toz şeker ekleyeceğim, 3 yemek kaşığı. Onun erimesini sağlayacağım. Dediğim gibi kaynatmıyorum. Evet, sosumu hazırladım. Dediğim gibi ocakta biraz ısıttım ve kremanın, şekerin erimesini sağladım. Şimdi pandispanyamı da fırından aldım. Onun da soğuması için bekliyorum. İyice soğumuş olan pandispanyanın kenarından bir bıçakla ya da spatula yardımıyla bu şekilde geçelim. Tepsiden ayrılmasını sağlayalım. Daha sonra bir zemin üzerine ters çevirelim. Altında yağlı kağıt vardı, onu alalım. Şimdi sosunu iyice çekmesi için sık delikler açacağız. Bu şekilde kürdanla mümkün olduğunca bol bol delikler açalım. Tabanından açıyoruz. Bir de ters çevireceğiz. Tersinden de aynı şekilde delikler açacağız. Bu şekilde sütlü sosu iyice çekmesini sağlayacağız. Ne kadar zevkli bir şey ya bu. Gerçekten yani şey gibi, stres atıyorsun yani. Birine iğne batırıyormuşsun gibi, sevmediğim birine. Evet, tabanından iğnelediğim, kürdanladığım, delikleri açtığım pandispanyayı tepsiye tekrar çevirdim, düzünü çevirdim. Şimdi düz tarafından da kürdanla delikler açacağım. Hazırlamış olduğum sütlü kremalı sosu da üzerine kepçe yardımıyla döküyorum. Sosu iyice çekmesi için buzdolabında en az 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Ben bir gece bekleteceğim. Dediğim gibi akşamdan hazırlıyorum. Ertesi günde karamelli sosunu hazırlayacağım. Karamelli sosu dökmem için sütü iyice çekmesi gerekiyor. Akşamdan hazırladığımda çok vakit olmadığından sabah hazırladım, karamelli sosu döktüm. Evet, sosun hepsini döktüm. Buzdolabına kaldırıyorum. Ama buzdolabında bekletirken üzerini streçleyin. İçinde süt olduğu için buzdolabında herhangi bir koku çekmesin diye üstünü kapatmamız gerekiyor bu yüzden. Şimdi karamel sosunu hazırlıyorum. Ertesi güne geçtim ben bu arada. Karamel sos için ne yapıyoruz? Küçük bir tencere ya da cezveye 1 su bardağı toz şekeri alıyoruz. Ve bu şekilde kahverengileşinceye kadar eritiyoruz. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Ve tereyağı erinceye kadar karıştırıyoruz. Bu arada ocağın altını kapattım. Şimdi içine 1 su bardağı su ekliyorum ve kaynamaya bırakacağım. Şimdi de kalan suyu ekliyorum. Toplamda 2 su bardağından 2 parmak eksik su kullanıyoruz. Kalan suya 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ekledim. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Şimdi içine ekleyeceğim. Nişastayı suyla bir kasede de eritebilirsiniz. Ben suyu göstermek için bardağın içerisinde erittim. Hiç fark etmez. Nişasta kolay bir şekilde eriyor zaten. Bardağın içinde eriterek içine ekledim. Şimdi koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Artık hazır olan karamel sosumu oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra, oda sıcaklığına geldikten sonra hazır olan, sosunu çekmiş olan pandispanyamın üzerine döküyorum. Son olarak süsleme aşamasına geçiyorum. Yarım paket krem şantiyi yarım su bardağı soğuk sütle çırptım. Bir buzdolabı poşeti ya da sıkma torbasını alabilirsiniz. Ben buzdolabı poşeti içine koydum.
ve ucunu makasla kestim. İnce şeritler çıkmasını sağlıyorum. Bu şekilde karamel sosun üzerine şeritler çiziyorum. Çizmiş olduğum şeritlerin diğer tarafından kürdanla bir ters, bir düz yön olacak şekilde çizikler atıyorum. Süsleme işleminden sonra trileçemi tamamlamış oluyorum. Buzdolabında 2-3 saat daha beklettikten sonra dilimleyerek servis ettim. Dediğim gibi sabah saatlerinde karameli hazırlamıştım. Öğle saatlerine kadar bekletmiş oldum. Buzdolabında ne kadar çok beklerse o kadar iyi. Öyle söyleyeyim özet olarak. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da ekonomik bir trileçe yaptık. İçinde bir tane krema var. Yumurtası da 4 tane. Belki biliyorsunuzdur. Trileçe tariflerinde 5'ten fazla yumurta ve daha fazla krema olabiliyor. Ama biz daha az malzemeyle farksız bir trileçe yaptık. Tadı da gerçekten tartışılmaz. Çok lezzetli. Gördüğünüz gibi sünger gibi bir pandispanya yaptım. Şimdi çatalla size kıvamını göstereceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. Tabanı da sütlü. Bolca sütü de var. Karameli de çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ben klasik olarak deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifi denerseniz, denediyseniz bana yorumdan ulaşabilirsiniz. Diğer tarifler için de aynı şekilde. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Çok kafiyetsiz oldum bu sefer. Gitti.